Sayın seyirciler, güne merhaba programımız devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade etmiştim. Bugünkü stüdyo konuğumuz 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat bizlerle beraber. Kendisiyle birlikte elbette ki ülke içindeki gündemi değerlendireceğiz ama Kıbrıs konusuna da değineceğiz. Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşma şansınız elbette ki var. Sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Canlı telefon bağlantısıysa almıyoruz. Sayın Talat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese günaydın. Günaydın. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz efendim bize zaman ayırdığınız için bu yoğun dönemde. Tabii ülkenin içinde bulunduğu durumu konuşacağız ama bugünkü gazetelere, ön sayfalara yansıdığı gibi dün birileri sanayide göletin kapısını açtı. Bir anda neye uğradığımızı şaşırdık açıkçası. Güneşli bir gündü. 26 derece sıcaklık vardı ama biz seli yaşadık. Ve bu konuyla ilgili de kurumlar arasında ciddi bir iletişimsizlik olduğunu gördük. Yani karayolları ben belediyeye yaptığım çalışmalarla ilgili bilgi vermek zorunda değilim dedi. Belediye başkanı haberim yoktu böyle bir çalışmadan dedi. Kaymakamlık bizimle direkt olarak ilgisi yok dedi. Ama mağdur olan sanayici oldu, bizler olduk, vatandaş oldu. Yani bu durumla ilgili sizin de yorumunuzu merak ediyoruz açıkçası. Evet, hep şikayetçi olduğum husus bu işte. Yani her bir kurum kendi bağımsız cumhuriyetini veya krallığını ilan etmiş durumda. Hiç olur mu belediyeye haber vermek zorunda değilim? Olur mu öyle bir şey? Eğer orada belediyeyi de ilgilendirebilecek bir şey olabilirse tabii ki haber vermeniz lazım. Bu Lefkoşa'nın içinde olan bir şey ve Lefkoşa Belediyesi'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olması lazım. Hele kaza ihtimali olan, eğer kazaysa bu, kaza ihtimali olan bir şeyse hatta tedbir de almak lazım. Tedbir almayan sorumludur. Yani bu çok açık ve net. Kim isterse olsun tedbir alacaksınız. Tedbirinizi almazsanız sorumlusunuz. Yani işte ben tek başıma istediğimi yaparım demek doğru olmaz. Bu işin bir yanı ama birçok başka yanı da var. Yani artık bu soruna köklü çözüm bulmak lazım. Yani bu sanayi bölgesinin sular altında bunca senedir her yağmur olduğunda kalmış olması ve hala daha bunun çözülememesi, hala daha buna bir çare bulunamaması benim aklımın alacağı bir şey olmaktan çıktı artık. Hatırlıyorum geçmişte işte Kadri Fellahoğlu'nun belediye başkanı olarak seçildiği dönemde Kadri Bey'le konuşmuştum ve kendisine bununla ilgili köklü çözüm bulması gerektiğini ifade etmiştim. Çünkü Kadri Bey de bir mühendisti sonuçta. Ve bir mühendis olarak da, gerçi alanı elektrik onun ama olsun, yani bir mühendislik işi olduğu bunun belli. Bir mühendis olarak buna tarihi bir sorumlulukla çözüm bulması gerektiğini ifade etmiştim. O da bana bunu projelendirip gerçekleştireceğini ifade etmişti. Tabii neler oldu bilemiyorum. Zaten Kadri Bey hemen arkasından, yani bir yıl kadar görevden sonra görevden ayrıldı. Bilemiyorum şu anda bir hazırlıkları var mı yok mu ama muhakkak olması lazım. Ha bir şey daha, tabii bu sorunların çözümsüzlüğünün bir nedeni de yetki karmaşasıdır. Burasının yönetimi kime aittir? Burasının çöp toplaması kime aittir? Buradaki belediye faaliyetler kime aittir? Bunların hiçbiri belli değil. Sizce de tuhaf değil mi Sayın Çok Tanrım? Tuhaf, yani... çok tuhaf. Ama tuhaflık şundan kaynaklanıyor. Bir kere bakın, sanayi dairesine bağlıdır. Burası olmaması lazım. Çok açık. Niye olmaması lazım? Çünkü sanayi dairesinin burayı yürütecek ekibi, ekipmanı, aleti, edevatı yoktur. Sanayi dairesi çöp mü toplar Allah aşkına? Sanayi dairesi yol mu yapar? Sanayi dairesi belediyenin yürüttüğü hizmetleri mi yerine getirir? Değil. Dolayısıyla burası tamamen belediyenin kontrolünde olması lazım. Normali bu. Ama eğer özel bir statü verilecekse
sadece yönetsel olarak, belediye hizmetler olarak değil, sadece yönetsel olarak örneğin sanayi odasına da devredilebilir. Ama yine belediye hizmetlerini Lefkoşa Türk Belediyesi'nin vermesi lazım. Bir bakıyoruz çöpler yığılmış, sanayi dairesi çöp toplatıyor. Ya ne ilgisi var sanayi dairesinin Allah aşkına böyle bir şeyle? Yani sanayi dairesi bir belediye hizmet mi yapacak? Belediye mi sanayi dairesi? Sanayi bölgesinin belediyesi midir sanayi dairesi? Olmaz. Yani bunları, bu karmaşayı ortadan kaldırmak lazım. Ha ille sanayi dairesine bağlı olacaksa alacak çöp arabalarını da sanayi dairesi, alacak personel de, alacak zabıta da, alacak her şey de buraya o baksın. Yani dolayısıyla bunların belli olması lazım. Ta Cemal Bulutoğulları zamanından beri büyük bir karmaşa var bu bölgede. Hatırlıyorum çok sık gündeme gelirdi geçmişte. Ha bildiğim kadarıyla yapılaşma konusunda belediyenin söz hakkı var buralarda ama diğer konularda ne ölçüde var onu da bilmiyorum doğrusu. Karma karış bir durum. Bir an önce bunun temize havale edilmesi lazım. Bir ikincisi de devletin bir an önce bu bölgedeki su baskınlarına köklü çözüm bulması lazım. Evet. Peki Sayın Talat, tabii size gelen bir iki tane soru var. Onları aktaracağım ama birazdan aktaralım onları. Ülke içerisinde yaşanan işte siyasi krizlerimiz bizim çoktur. İşte ne bileyim siyasi partilerden milletvekillerinin bir oradan bir oraya, oradan öbür tarafa gitmeleri vesaire, ama bunun yanı sıra ülkede sosyal olarak bir ahlak problemi de sanıyorum ki gelişmeye başladı. Sayın Doğuş Derya'nın meclis kürsüsünde yapmış olduğu bir konuşma vardı. Aslında ben yani şahsen Sayın Derya'nın tarihten biraz bilgi verdiğini düşünerek, yani niyetinin en azından Türk askerini kötülemek ve Türk askerinin Rum kadınlarına tecavüz ettiği yönünde bir anlam çıkarılması veya işte oraya kaydırılması yönünde bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum, ama bütçe görüşmelerinde Sayın Deryan meclis kürsüsünde bir konuşma yaptı. İşte Maronitlerin de Ermenilerin de savaşlarda işte zarar gördüğünü, Rumların da Türklerin de gördüğünü, işte kilisenin 1974'te ilk kez Kürtajı serbest bırakma yönüne gittiğini bahsetti. Akabininde Sayın Zorlu Töre hemen mecliste tepki gösterdi. Ne demek istiyorsun? Türk askerine mi dil uzatıyorsun diye. Ardından sosyal medyada adeta sivil toplum örgütlerinin ve içinde eski bakanların da bulunduğu birçok kişi, az kişi diyelim ona, ama çok ağır hakaretler yağdırdılar Sayın Derya'ya. Efendim biz nereye gidiyoruz? Yani bu duruma sizin yorumunuzu da açıkçası merak ediyorum. Yani bu kadar mı cehalet yüklü bir toplum olduk? Biz bu insanları mı seçtik zamanında diye ben çok yani şaşırıyorsunuz değil gerçekten. Mi? Evet, haklısınız. %100 haklısınız. Eğer bir sivil toplum örgütünün başı varsa derhal o sivil toplum örgütü bu başı azletmelidir. Olamaz böyle bir şey. Yani ben de hakaretleri duydum. Sosyal medyayı izlemedim ama söylendi bana. Kelimesi kelimesine bilmiyorum. Fakat çok ağır hakaretler, çok ağza alınmayacak küfürler edildi. Tabii ki kişilik haklarını da rencide ettiler Doğuş Derya'nın. O yüzden Doğuş Derya'nın bu işin peşini bırakmaması ve yargı yoluyla hesap sorması gerekiyor. Bu mutlaka şarttır. Eğer bundan kaçınırsa Doğuş Derya veya Acetepe bu tür ahlaksızlıklara prim verir demektir. Bu başka bir şeye benzemez. Bu basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü değildir. Hakaret özgürlüğü basın içinde yoktur, kişiler içinde yoktur. Ve üstelik sosyal medya aracılığıyla basından daha geniş, yani en azından yazılı basından daha geniş bir çevreye hitap edecek şekilde bu hakaretler yapılmıştır. O nedenle bana göre bu işin peşinin bırakılmaması ve yargının da artık onun da sorumluluğu var yani. Bu gibi şeylerde özür dile bitsin yaklaşımından vazgeçmelidir yargı. Cezalandırılması gerekiyor. Yargı maalesef böyle davranıyor. Benim de yargıya eleştirim bu. Benim de başıma geldi.
Bana da hakaret edildi. Hakaret edildiği için dava açtım. İlk defa bir gazeteciye dava açtım. Gittik şeye, mahkemeye. Sonuçta defalarca tekrarlandı. Özür dilesin de vazgeçin havasına girildi. Hakim de öyle deyince, aradan da zaman geçti, öfke dindi. Ve özür dileyerek işi kapattık. Bunlar yanlış şeyler. Yargı böyle davrandığı sürece bu insanlar küfredecek. Bu insanlar hakaret edecek, saldıracak. Bana göre yargının da sorumluluğu var. Ve kısa sürede yargılamanın bitmesi, kısa sürede, çünkü hakaret varittir, açıktır ve nettir. Kısa sürede bitmesi ve gerekli cezanın, gerekirse yani sosyal medya, yani basın yoluyla yapıldığı için ağır bir şekilde cezanın verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani hakikaten nereye gidiyoruz? Sosyal medya icat olalı, zaten mertlik bozuldu. Klavyenin başına oturan herkes karşısındakini de görmeden hakaretler yağdırabiliyor. Düşünceler yazabiliyor, düşünce denirse birçoğuna. Yani olumlu yanları yanında sosyal medyanın bir sürü olumsuzluklarla da karşılaşıyoruz. Tabii burada yine büyük bir eksiklik var. Bu eksiklik de yine meclisin eksikliğidir. Hala bir bilişim yasası yapılmadı. Yasa tasarısı hazırlandı. Şu anda mecliste olduğunu biliyorum. Eğer kadük değilse. Kadükse de fark etmez. Yapılmıştı bu. Ve oldukça uzman bilir kişiler yapmıştı. Şu anda bizim işte bilişim işleriyle uğraşan kurumumuz var, resmi kurumumuz var. Dolayısıyla bu yasanın da bir an önce yapılması lazım. Bugün bırakınız yani bu tür küfürlerin suç sayılıp sayılmayacağı konusundaki belirsizliği, ona tabii yargı karar verebilir, ben bilemem. Ama bunun yanı sıra örneğin internet suçları tanımlanmamıştır. Ve bizim yasalarımızda tanımlanmamış suç, suç değildir. Şimdi o başka bir şey. Evet. Ama hayır, benim dediğim o değil. Suç tanımı yok. Yani internet yoluyla işlenen suçlar nelerdir? Yok. Halbuki bunlar dünyada çoktan yapılmış. Yani biliyorsunuz işte hackerlara verilen cezalar, bilgi çalanlara verilen cezalar dünyada basınımıza konu oluyor. Ama bizde böyle bir şey yok. İnternet yoluyla suç işleyin, hiçbir cezası yok. Yani örneğin bir şey yapın, özel bir kayıt yapın, bir video kaydı yapın, yayınlayın, kimse sizden hesap soramaz. Kaldıramaz bile onu oradan. Ya da ne bileyim, işte internet yoluyla dolandırıcılık yapın, bunun da suç olup olmadığından şüphem var benim doğrusu. Dolayısıyla yani bütün bunlarla ilgili mutlaka bir an önce yasanın yapılması lazım. Evet. Çok kısa bir ara vereceğiz efendim. Bu aranın ardından devam edeceğiz. Efendim kısa bir ara veriyoruz, ardından alırız. Dişlerinizi fırçalarken sizin de böyle oluyor mu? Peki böyle olsaydı hemen önlem almaz mıydınız? O zaman diş eti bakımınızı da ihmal etmeyin. Paladontax diş macunu Malkron teknolojisiyle diş eti bakımınıza yardımcı olur. Unutmayın, diş eti bakımınıza dikkat etmemek diş kaybına sebep olabilir. Paladontax, şimdi yeni ferahlık seçeneğiyle.
Merit Royal. Merhaba. Biz yokken kedimizin mamasını verebilir misiniz? Aa, ne demek, tabii ki. Pis 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 pis. Duvarlara bak. Sen gel bir de salonu gör. Nefis görünüyor. Aa, yerler de seramikmiş. Aa, banyoya bak. Tabii ya, Vitra. Unuttuk biz bunu. Hayranlık uyandıran evlerde seramik Vitra'dır. Camlıca, gazozun adı. Son 12 yıldır ağız sağlığı üzerine çalışmalar yapıyorum. Diş hekimleri arasında beyazlatıcı diş macunlarının hassas dişlere sahip kişiler için uygun olmadığına yönelik bir kanı var. Bazı diş macunları oldukça aşındırıcı olabiliyor. Biz de diğer birçok günlük beyazlatıcı diş macunundan 10 kat daha az aşındırıcı özelliğe sahip Sensodyne True White'i geliştirdik. True White hassas dişlerde rahatlama sağlıyor. Bu farklı. Hassas dişlere sahip kişiler için özel olarak tasarlanmış beyazlatıcı bir diş macunu. Hayatta herkesin bir takıntısı var. Belki inanmayacaksınız ama benim takıntım klozet temizliği. Klozetteki şu kanallar var ya, ne kadar temizlesem de aklım orada kalırdı. Neyse ki kanallar kalktı. Ve bütün bunlar geride kaldı. Şimdi Vitra Rimex Klozet'te temizlemeyi zorlaştıran kanallar yok. Tek harekette kolay temizlik var. Vitra Rimex Klozet. Seyirciler, güne merhaba, devam ediyor. Kısacık bir ara verdik ve Sayın Talat'la olan sohbetimize devam ediyoruz. Efendim, tabii ülke içindeki gelişmelere falan da baktığımız zaman bugün için en azından işte bu güneşli günde sel felaketi yaşamış olmamız, Sayın Derya'ya yapılan hakaretler gazetelerin ön sayfalarına yansırken elbette ki bol miktarda Cumhurbaşkanı adayımız da var yine. Yani sayıca maşallahımız var bu konuda. Meğer ne kadar çok böyle Cumhurbaşkanı olabilecek insan varmış bizim ülkede. Ben yeni fark ettim bunu, açıkçası onu söyleyeyim. Ve sizin aday olmanızı bekliyorduk açıkçası. Öncelikle neden aday olmadığınızı sormak istiyorum. Vallahi bilir misiniz, bunu aslında çok anlattım, yani şimdi tekrar anlattırmayın bana. Kısaca özetle. Yani şimdi mesela... artık adaylar belirlenmiştir. Biz adaylarla ilgili konuşmalıyız. O süreç kapandı yani. Bu saatten sonra olabilme ihtimali var mı Sayın Talat? Hayır. Hem öyle bir değişiklik ihtimali yok, hem de yani böyle bir şeyi konuşmaya bile gerek yok. Şimdi adaylarımız var. Adaylar çıkmıştır. İşte Sayın Eroğlu çözümsüzlüğün lideri olarak yine adaydır. Önemli olan bugünün şartlarında Eroğlu'ndan kurtulmaktır. Çünkü Sayın Eroğlu çok büyük zararlar vermiştir bu ülkeye. Sadece Cumhurbaşkanlığında değil, geçmişte de, başbakanlığı döneminde de. Yani ne bileyim işte, Girne'yi mahvetmiştir. İlk başbakan olduğu gün kime taahhüdü vardı bilmiyorum. O taahhütlerini yerine getirmiş ve emirnameleri kaldırmış. Girne'yi bugünkü yaşanmaz hale getirmiştir. Efendime söyleyeyim, hemen ertesi gün işte hazır yerine oturmuş eğitim sisteminde kolej sınavları yokken kolej sınavlarını başlatmıştır. Ve daha yani bir sürü şey bu ülkeye getirilmiştir. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı batırmıştır. Bizzat Eroğlu batırdı Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı. Yani dolayısıyla Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir yere getirdiğimiz görüşmeleri
berbat etmeyi başardı. Ama sizin kaldığınız yerden başlamış diye başlayabilir. Söyler. Kaldığı yerden başlar da geri döner. Değil mi yani? Sonuçta öyle yaptı. Kaldığımız yerden başladı. O gün masada olan henüz bütünüyle sonuçlanmamış bizim 4 Ocak'ta yaptığımız paket öneri vardı Rum tarafına. Önemli bir kısmı aşılmıştı onun. Bazı bölümleri kalmıştı, küçük bazı bölümleri. Sayın Eroğlu o paketin bel kemiğini, çapraz oyu ben kabul etmiyorum diyerek paketi önce öldürdü. Ondan sonra da döndü, polis meselesini görüştü. İşte polis oranları ne olacak falan. Bir tek o konuyu 5 ayda tamamladılar. Ondan sonra başladıkları hiçbir konuyu ilerletemediler ve Kıbrıs sorununu batırdılar. Sonra Rum tarafı Avrupa Birliği'ne girecek bahanesiyle müzakerelerden çekildi Sayın Eroğlu 2012'de. Unutmayalım onları. Yani görüşmelerden çekilen Sayın Eroğlu'dur. 2012'de görüşmelerden çekildi. Görüşmeler bitti. Arkasından Anastasiadis'in seçilmesi beklendi. Anastasiadis seçildikten sonra da bu defa Anastasiadis bir büyük ekonomik krizle karşılaşmasını bahane olarak kullandı. Ve görüşmelerden kaçındı, o da kaçındı. 5 ay, yani bir toplantıda bitirilecek bir konu, 5 ay müzakere edildi. Ortak bildiri konusu. 5 ay. 5 ay sonra ortak bildiri yayınlandı. İşte yine müzakereciler görüşecek. Onlar haftada bir araya geldi. Liderler ayda bir, 1,5 ayda bir, 2 ayda bir bir araya geldiler. Yani işi rölantiye aldılar. Ve bununla ilgili Sayın Eroğlu'nun hiçbir sıkıntısı olmadı, hiçbir çabası olmadı. Lafta söyledi, hazırım, daha sık görüşmeye hazırım falan ama bunun için hiçbir şey yapmadı. Uluslararası hiçbir çaba ortaya koymadı. Dünyadan Kıbrıslı Türklerin tekrar tecrid edilmesini sağladı. Ve Kıbrıslı Türklerin şu anda 2004 öncesini yaşadıkları dönemi yarattı Sayın Eroğlu. Dolayısıyla Sayın Eroğlu'ndan kurtulmak şarttır. Bugün konsantre olmamız gereken şey budur. Ha tabii olaya böyle bakarken işte adayları da yani çok ille burada tartışmaya gerek yok belki ama görünen odur ki en büyük partinin, şu anda iktidar partisinin bütün örgütüyle desteklediği Sibel Siber en güçlü adaydır. Ve kazanma ihtimali en yüksek adaydır. Tabii benim temennim Eroğlu'nun birinci turdan kaybetmesidir. İkinci tura kalırsa bir risk. İkinci tura kalırsa yine kaybeder diye düşünüyorum. Aradaki bu şey farkı, oy farkı çok fazla olmazsa, çok fazla olursa belli olmaz ama az farkı olursa ikinci turda kaybeder. Ama benim temennim birinci turdan kaybetmesidir ki Kıbrıs Türk'ü göstersin ki çözümsüzlüğe karşıdır. Çünkü Eroğlu çözümsüzlüğün lideridir. Kimi seçeceğinden çok Eroğlu'nu seçmemek önemli bir mesaj olacak Kıbrıs Türk'üne. Kıbrıs Türk'ünün dünyaya. Aynen Rumların Hristofias'ı seçerek Papadopoulos'a yaptıkları gibi. Birinci turdan onu ekarte etmişlerdi. Bu büyük bir mesajdı. Ve bu mesaj prensip olarak Batı'nın hiç sevmediği Hristofias'ı kabul edilir, desteklenir ve sempatiyle karşılanır bir noktaya taşımıştı. Bunun sebebi Rum halkının birinci turdan Papadopoulos'u elemesiydi. Aynını bizim de yaşamamız lazım. Daha önce yaşadığımız gibi. Yani 2004'ten 2010'a kadar dünyada yaşadığımız o yüksek prestijli konumu yeniden kazanabilmemizin yolu
Eroğlu'nu birinci turdan uzaklaştırmaktır. Bunu başarabilirsek, dediğim gibi yani şu anda objektif olarak baktığınızda bütün destek açısından incelediğinizde görürsünüz ki en güçlü aday Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayıdır. Sayın Sibel Sibel'i Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin en uzak örgütleri dahi yani mesela başkentin dışında işte büyük şehirlerin dışındaki örgütlerin dışından bahsediyorum. Köylerde, evet. Kırsal alanlarda tüm örgütlerin tanıdığı bir adayınız mı var? Buna samimi bir cevap verirseniz. Şimdi bakın tanıma yani tanıma hani derken. Örgütler arkasında dedik ama bazı şimdi örgütlerde. Olabilir, tanımayabilir. Yani çünkü sonuçta Sibel Sibel bir dönem milletvekilliği yaptı daha önce. Bu ikinci dönemiydi hatırladığım kadarıyla. Evet. Dolayısıyla bütün örgütler tanımamış olabilir. Zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin üyesi de olmadı Sibel Sibel. Ama bu sıkıntı olan, yaratmaz mı? Yaratmaz tabii. Herhalde. Yani bu bir adaydır, CTP'nin adayıdır. Ve CTP'nin adayı olarak CTP'li örgütlerin desteklemesi tartışmasız bir şeydir. yani bir parti kendi üyesi olmayan birisini ama milletvekili olan birisini, kendi milletvekili olan birisini aday gösterebilir. Bu doğal bir şeydir. Gösterebilir ve öyle bir şey yapmıştır Cumhuriyetçi Türk Partisi. Peki inşallah ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Çünkü örgütler bazen böyle seçimlerde çok iyi rol oynar siz de bilirsiniz. Efendim bir soru var size. İki soru var onu da aktaralım sonra ya. Kendi sorularıma geçelim. Fırat Deral sormuş Kıbrıs'ta Türklerin bağımsız bir toplum olabilmesi için herhangi bir fikri öngörüsü var mı Sayın Talat'ın demiş. Yoksa biz bağımsız mıyız şu anda? Tabii ki fikrimiz, öngörümüz var. Bu ülkede başbakanlık yaptık, cumhurbaşkanlığı yaptık, Eğitim Bakanlığı yaptık ve üstelik yani bağımsızlığını Kıbrıslı Türklerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da güçlendirmek için elimizden geleni yaptık. Ama bir şeyin bilinmesi lazım. Yani bu evet bir zihniyet meselesidir, bir vizyon meselesidir. Ama bağımsız olmak demek, aklına geleni yapmak demek değil. Konjonktür var, koşullar var, uluslararası durum var, ekonomik durum var, güvenlik var vesaire. Bir bakarsanız güvenlik, ekonomik meseleler... bir tek ülkenin desteğiyle sürdürülebiliyor, o da Türkiye. Türkiye ile bu ilişkiler bu hale gelince, yani hem ekonomik hem güvenlik hem uluslararası alanda da siyasi destek ihtiyacı Türkiye'den kaynaklanınca, Türkiye'den tamamen bağımsız olamazsınız. Daha da bağımsız hale getirmek, daha da kendini yönetmesini sağlamak Kıbrıs Türk'ünün görevinizdir. Bunun için çalışırsınız, dengeleri iyi kurarsınız ve kesinlikle doğru olmayan, Kıbrıslı Türklerin yararına olmayan, makul olmayan önerileri göğüslersiniz, yaklaşımları göğüslersiniz. Ve bağımsız bir, daha bağımsız bir yapı oluşturmak için çalışırsınız. Ben görev yaptığım dönemlerde bu konuda çok çalıştım. Ben başarısız olduğumu düşünmüyorum. Yani hem Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlığını sağlamak açısından hem de kendi kendini onuruyla yöneten bir toplum yaratabilmek açısından önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Evet, Metin Bey bir soru göndermiş bize. Sayın Talat'a sorar mısınız lütfen? Türkiye'nin onay veremeyeceği bir antlaşmaya hangi aday evet diyebilir? Kendisi de dahil. Ben bunu zaten binlerce defa söyledim. Tabii ki Türkiye'nin onay vermediği bir anlaşmaya onay veren bir aday olursa örneğin o anlaşma uygulanamaz zaten. Bunu bilmiyor mu soran
kişi bilmiyorum ama belki de bilmiyor. Ama şunun bilinmesi lazım. Uluslararası hukuk açısından da Kıbrıs'ta varılan bir anlaşmanın nihai imzacıları Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'dir. Bunu önce çalışsınlar ve öğrensinler arkadaşlar. Evet. Bunu öğrendikten sonra desinler ki işte ben onay veririm. Ver ne olacak? Yani önemli olan senin onay vermen değil ki. Bunu uygulayamazsın. Garantörleri imzalamadın mı olmuyor. Hatırlamaz mı Annan planını? Annan planının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması gerektiğini nasıl unuttuk? Olur mu böyle bir şey? Ve bana işte Türkiye'nin kabul etmediği bir anlaşmaya evet diyecek adam. Var yani öyle adamlar var. Halk seçmez başka ama var sanki seçti. Onay da verdi. Uygulanmaz ki. Mümkün değil. Aktörlerin hepsinin onay verdiği bir şey. Tabii yani bütün garantörlerin anlaşma. İmza vermesi lazım. Olmaz ki öyle bir şey. Çünkü bu bir uluslararası anlaşmayla kuruldu Kıbrıs Cumhuriyeti. O uluslararası anlaşmanın değişebilmesi için o anlaşmaya imza atanların yeniden imza atması lazım. Yani bu kadar basit. Ha kaldı ki Türkiye ile uyum içinde çalışmazsanız müzakereci olarak, baş müzakereci olarak başarı şansınız da yoktur. Çünkü uluslararası destekte Türkiye'nin imkanlarını da kullanmak zorundasınız. Başka çareniz yoktur ki. Yani siz Amerika'ya ulaşamazsınız ki. Amerikalı bir yetkiliyle görüşmeniz bile sınırlıdır. Benim en fazla görüşebildiğim en yüksek yetkili Amerika'nın Dışişleri Bakanları oldu. Benim dönemimde. Ki herhalde benden önce de benden sonra görüşen olmadı ama benden önce de Sayın Denktaş görüşmüştü. Bir iki defa ikna edilmek üzere Amerikan Dışişleri Bakanları uğraşmıştır Denktaş Bey'i müzakerelere ikna etmek için. Halbuki benimle görüşmeleri beni onore etmek içindi. Aslında beni değil, Kıbrıslı Türkleri onore etmek içindi. Başka bir sebebi yoktu. Yani biz Amerikan Dışişleri Bakanları'yla evet güzel önemli şeyler konuştuk. İzolasyonların kaldırılmasıyla ilgili vesaire ama yani Amerikan Dışişleri Bakanları'nın işte veya Biden'ın yaptığı gibi işte burada ısrarla görüşmeleri başlatabilmek için bir katalizör rolü oynama çabası ile için görüşmediler benimle. Benimle Kıbrıs Türk'ünü onore etmek için görüştüler. Evet. Sayın Talat, tabii bir izleyicilerimiz de sizlere yorumlar göndermeye devam ediyor. İşte Sayın Mehmet Kızan Eroğlu'ndan çözüm adına şüpheleri olduğunu zaten söylemiştiniz az önce. Yani bunda mümkün olmadığını söylediniz. Metin Maraşalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kim cumhurbaşkanı olursa olsun TC'nin aldığı kararlar doğrultusunda karar üretmek zorundadır ve bu düşünce halkın içerisinde çok yaygındır demiş. Bu düşünce yanlıştır tabii, onu söyleyeyim. Yanlıştır. Yani Türkiye ile bizim ilişkilerimizi böyle amir-memur ilişkisi gibi görürseniz o zaman kim seçilirse aynıdır sonucuna varırsınız. Nasıl görmesinler Sayın Talat? Mesela Türkiye'nin başbakanı bizim başbakanımıza 7,5-8'lik maaşını sorabiliyor herkesin önünde. Tamam canım, o ayrı bir konu. O bir vizyon meselesi, tekrar ediyorum. Yani o başbakan İrsen Küçük'tü. O hükümet UBP hükümetiydi. UBP hükümetine öyle davranabilirler ama örneğin CTP'ye öyle davranamazlar. Yani bunun da bir sürü sebebi var. O ortamı yaratmazsınız. O ortamı yaratmayınca da bunu yapmazlar. Konu budur. Ama o değil benim söylemeye çalıştığım. Yani bu mantalite eğer doğru olsaydı, lütfen yani benim görev yaptığım dönemi düşünsün arkadaşlar bu soruları sorarken. Hangi talimatı verdi ki Türkiye bize da uyguladık? Yok böyle bir şey. Yani işte şeyde bile ne bileyim işte lokmacı kapısının açılması olayında bile konuştuk, tartıştık, kavga ettik.
değerlendirdik ama sonuçta ikna ettik ve yaptık. Yani ne olacak ki? Yani Türkiye'nin talimatı yok öyle bir şey. Ha şudur, eğer siz derseniz ki ben Lefkoşa'ya deniz yapacağım, bunun için de bilmem kaç milyar liraya ihtiyacım var ve bunu ben yapacağım derseniz Türkiye'ye döneceksiniz, bana para ver. O da yok vermem diyecek. O zaman siz Türkiye'nin dediğine mi uymuş olacaksınız? Evet. Yani o olmaz. Açıdan da bakmak yani, lazım. Hayır, mantıklı konuşmak lazım. Yani Türkiye'nin talimatları değil, Türkiye'ye bağımlılığımız var, bu doğrudur. Parasal açıdan var, dediğim gibi güvenlik açısından var. Yahu geçenlerde daha askerliğin düşürülmesi için ortalık kalktı oturdu. Ne demektir bu? Güvenliği de Türkiye sağlasın demektir. O zaman nasıl bağımsızlık iddia edeceksiniz Allah aşkına? Yani bir söylenen inan, öbür söylenen birbirini tutmuyor bu ülkede artık. Herkes ne diyeceğini şaşırdı. Herkes ne dediğini şaşırdı. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor insanların. Kim olursa aynıdır. E kim olursa aynı değil işte. Bakın Eroğlu döneminde bir adım ileri gidilmedi müzakerelerde. Talat döneminde, Christofias da şimdi sonradan itiraf ediyor. Çok önemli ilerlemeler kaydettik. Temellerini yarattık olası bir anlaşmanın. Temellerini yarattık ve iki taraf kabul ederek. Tarihte ilk defa. Geçmişte rahmetli Denktaş'ın müzakerelerinde hiçbir zaman iki taraf da bu noktada bile anlaştık demediler ya. Demediler. Ama biz Birleşmiş Milletler'in de taraflara sunduğu 77 sayfalık ortak metni hazırladık. Nasıl bunlar göz ardı edilebilir? Yani ben anlamadım. Evet. Peki Sayın Talat, tabii izleyicilerimizin sorularını da soracağım ama bizim kendi sorularımızı da soralım. Arada serpiştireceğim onları da değerli izleyenler. Şimdi müzakere sürecine değindik. Kıbrıs'ta bir barış olmasını ben eminim ki herkes ister. Çünkü ne kadar Kıbrıs Türk'ü dünyanın dışında yaşayacak. Artık dünyaya entegre olmamız gerekiyor. İşte ne bileyim, kabloyla elektrik konusu var, su konusu var, şu var, bu var falan. Bir şekilde bir yerlerden kıpırdanmalar oluyor ama bunu bir siyasi zemine de oturtmak şart. Ama Güney'in tavrı ortada çok net. Yani bugün olsa seçimler, diyelim ki Sayın Eroğlu gitti ve Sayın Sibel geldi. Yani iki isim üzerinde konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın. CTP'nin adayı Sibel olduğu için. Ama geldi ve Barbaros Hayrettin Paşa da sismik araştırmalarına devam etti. Bu konuda Güney'in, yani Rumların tavrı net, ortada. Barbaros Hayrettin Paşa'nın geri çekilmemesi halinde müzakere masasında pek oturmayacaklar gibi görünüyor. Koşulsuz en azından oturmayacaklar gibi görünüyor. Türkiye'nin tavrı ortada. Bu durumda kilitlenen bir diplomasi var sanki. Ne yapmak lazım? Tavsiyeniz nedir? Bakın, gibi görünüyor dediniz. Evet. Yani demek ki görünüş öyle de, yani başka bir şey de olabilir. Olabilir. Tabii. İşte bunu kotarabilmek önemli. Bu da sizin vizyonunuza bağlı. Bugün bu durumdan, görüşmelerin devam etmemesinden en büyük mutluluğu duyan Sayın Eroğlu'dur. Çünkü çözüm vizyonu yoktur. Bu konuyla ilgili herhangi bir kaygısı yoktur. Son derece rahattır. Gayet mutludur. Bunun için bir gayret ortaya koymuyor. Hiç kimseye bir şey, bir çaba içinde değil. Hiç kimseye yönelik, hiçbir oyuncuya yönelik anlamında söylüyorum. Hı hı. Böyle bir çabası yok. Ama eğer oraya Sibel gelirse böyle olmayacak. Tabii ki bütün aktörlerle görüşecek. Bütün aktörleri Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için ikna etmeye çalışacak. Ya ben size söyleyeyim, çözüm vizyonu olan bir görüşmeci bir cumhurbaşkanı seçilirse, yani Sibel Hanım örneğin seçilirse, zaten Anastasiadis masaya oturacak. Oturmak zorundadır. Çünkü bütün dünya, evet işte çözüm isteyen bir Kıbrıslı Türk lider var ve sen hala kaçınıyorsun diyecek. Asla
Anastasiadis rahat hareket edemeyecek. Ama eğer bu olmazsa, yani örneğin Sayın Eroğlu göreve devam ederse, o zaman dünya zaten çözüm olmayacağını bildiği için Anastasiadis'e herhangi bir baskı yapmayacak. Bugün bakın bakalım, Anastasiadis'e baskı mı var? Anastasiadis eleştiriliyor mu? Bize en yakın ve Kıbrıs sorununu en iyi bilen uluslararası oyuncu İngiltere'dir. İngiltere eleştiriyor mu Anastasiadis'i? Eleştirmiyor. Niçin? O çekildi işte görüşmelerden. Eleştirmiyor çünkü biliyorlar ki görüşmeler devam etse bile bir ilerleme olmayacak. Onun için de çok canlarını yemiyorlar. Ama çözüm vizyonu olan bir lider Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanı olarak seçilirse veya Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanı çözüm vizyonu olan bir kişi olursa o zaman böyle olmayacak. Dünya, hadi bakalım işte çözüm isteyen birisi var orada, masaya oturmalısın diye zorlayacak. Tabii diğer koşullarda, yani işte sismik araştırma, kazıların devam etmesi filan o konularda tabii ki üzerinde durulması gereken, üzerinde çalışılması gereken hususlardır. Ve bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'nin tavrı ortada deniniz. Aslında bu Kıbrıslı Türklerin tavrı olması lazım. Niye Türkiye'nin? Türkiye diyor ki ben Kıbrıslı Türkler adına yapıyorum bunu. Ama Türkiye diyor. Ama kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasına dayanarak yapıyor sanıyorum. Doğru mu? O bir işin zemini. Benim söylediğim o değil. Bütün açıklamalar Türkiye'den geliyor. Sayın Eroğlu binde bir meydan okuyor o kadar. Efeleniyor bir, o kadar. Başka bir şey yok. Yani eğer hidrokarbonda Kıbrıslı Türklerin hakkı varsa, bu haklarını Kıbrıslı Türklerin savunması en doğal yaklaşımdır, en doğal olaydır. Biz bunu savunabiliyor muyuz? Hani uluslararası alanda siz duydunuz mu bir şey? Bir tek bildiğimiz şey var, işte misilleme gibi, işte sismik araştırma gemisi var Türkiye'nin. O bizi arıyor. Sismik araştırma yapıyor. Onlar kazıyor. Biz daha sismik araştırma yapıyoruz. Evet. Yani haklarımızı savunmuyor şu andaki Kıbrıslı Türk Cumhurbaşkanı. Konu budur. Evet. Sayın Talat, izleyicilerimizin sorularına da birazcık bakalım. Bir izleyicimiz demiş ki, yani geçen gün Erkut Şahali'ye de sordunuz. Sayın Talat'a da sorun. Hükümetin icraatlarından memnun musunuz Sayın Talat? Vallahi hükümetle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü kaç puan verirsiniz peki ikinci bir cumhurbaşkanı olarak? Bilmem yani puanlama gibi. 10 üzerinden. Öğretmenliğim yok. Öğretmenliğim yok. Şimdi tabii ciddi sıkıntılar olduğunu herkes biliyor. Yani bunun birçok nedeni var. Yani parasal yanı var, finansal nedenleri var. Yönetsel nedenleri var. Ülkede bürokrasiyi iyi bilen, iş yapan, iş üreten insanları üçlü karaneme sistemiyle kestik, biçtik, doğradık. Yani her defasında yenilerini getirdik. Ta işi öğrenene kadar zaman geçti. Hükümetten gittik. Bravo. Yani bunun gibi bir sürü sıkıntıları var bu ülke yönetiminin. O yüzden ben hep diyorum ki bunların tek çaresi bana göre başkanlık sistemine geçmektir. Yani başkanlık sistemine geçmediğiniz takdirde bu sıkıntıları hep yaşayacaksınız. Tabii öncelikle üçlü kararnameden kurtulmak lazım. Ama zaten başkanlık sistemi olsa üçlü kararname meselesinin önemi azalır. Evet. Üçlü kararname olsa bile önemi azalır. Çünkü bir devlet başkanı seçildiğinde 5 yıl oradadır. Efendim en azından ve her şeyinde sorumlusu odur. Herkes de bilir onun sorumlu olduğunu. Evet. Ve ayrıca milletvekilleri de bakan olmaz.
Böylece transfer olmaz. Transfer anlamsızlaşır. Yani hani şimdi meclis uğraşıyor transferleri zorlaştırsın veya imkansızlaştırsın. Yapamaz öyle bir şey. Madem ki bakan olabilir istifa eden ve öbür partiye geçen adam, engelleyemezsin onu. Anayasa değişikliği olmazsa engelleyemezsin. O da meclisten şeyden, halkın onayından geçmedi. En azından geçer not veriyor musunuz? Hayır, geçseydi de halkın onayından anayasa değişikliği onun içinde bu yoktu. Doğru. Yine yoktu. Yani burada önemli olan nokta, ben size söyleyeyim, yani bu işten kurtulmanın yolu budur. Yani iki şeydir. Ya başkanlık sistemine geçilir, yahut da başkanlık sistemine geçilmez, başka ülkelerde olduğu gibi yapılabilir. Yani örneğin Almanya'da ya da İsrail'de başbakan seçilir. Yani cumhurbaşkanı da seçilir ama başbakan da seçilir. Dolayısıyla bellidir ki bu kişi başbakandır. Bellidir yani. Eğer erken bir seçim olmazsa o maksatla, başbakan 4 yıl ya da 5 yıl odur. Ve milletvekillerinin de bakan olamayacağını belirlerseniz bu işten kurtulursunuz. Evet. Transferler de biter. Bu gibi siyasete olan güvensizliği de büyük ölçüde ortadan kaldırmış olursunuz. Sanitar izleyicimiz diyor ki, sordunuz ama diyor, en azından geçer not verir mi onu söyleyeyim. Evet, geçer not veririm. Peki, Sayın Eroğlu hakkında da bir soru var ama ona gelmeden diğer soruyu da soralım. Sorularımızı tamamlayalım arkadaşlar, sonra süremizi tamamlayacağım. 2015'te Özkan Bey aday olmayacağını açıklamıştı. Parti meclisinde açıklamış bunu, doğru mu diye sorulmuş. Doğruysa siz parti başkanlığına aday olur musunuz acaba 2015'te? Şimdi Özkan Bey'in parti meclisinde böyle bir şey söylediğini ben de duydum ama ben parti meclis üyesi olmadığım için dinlemiş değilim. Çok da önem vermiş değilim buna. Yani aday olmayabilir, şartlar getirir. Aday olması gerekli olur. Parti meclisi bunu ister. O da olur. O belli değil çünkü bunu halka açıklamadı. Yani şimdi halka açıklasa o zaman bunun geri dönüşü yoktur. Ama bunu şeye açıklıyorsa, kendi yönetim organı içinde bir yerde ifade ediyorsa bu sadece niyetini belirtir. Evet. Peki sizin 2015 için bir niyetiniz var mı? 2015 parti başkanlığına. Ha, ben söyledim. Ben partide daha aktif olacağım dedim. Yani geçmişte olan partinin organlarında görev almama kararımı gözden geçirdim ve değiştirdim. Bu ama parti başkanı olacağım demek değil. Bu partideki süreç beni nereye götürür, ona bağlı olarak verilecek bir karardır. Yani eğer böyle bir ihtiyaç olursa, böyle bir eğilim olursa partide, böyle bir istek olursa o zaman olabilir. Nasıl yani dışlamıyorum. Her şey ortada, her bakımdan belli olur. Şu anda mevcut da var mı böyle bir baskı hissediyor musunuz üzerinizde? Şimdi seçim var. Sadece o var. Bana söyleyen herkese, gel işte partinin başına diyen herkese ben derim ki önümüzdeki pilava bakalım şimdi. Şimdi seçim var. Bu seçim bitsin, sonra bu konuyu konuşalım, bol bol konuşalım. Ama zaten bu bellidir, bilir misiniz? Yani parti içinde yaşayan birisi anlar eğilimin ne olduğunu. Bu eğilim eğer ortaya çıkarsa ve böyle bir partinin daha iyi bir noktaya gelmesi için böyle bir ihtiyaç olursa, bu defa kapıları kapatmadım. Söylediğim budur yani. Evet. Peki Eroğlu kazanırsa CTP'nin, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin karpuz gibi ikiye bölüneceği iddiaları da var toplum içerisinde konuşulan. Bunu kabul eder misiniz?
böyle bir durumu. Yok, çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin içerisinde açıkçası böyle zaman zaman bazı iddialar basına da yansır. İşte Sayın Talat aday olmalıydı. Sayın Talat, yani sizi seven sayan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde çok. Bunu kimse inkar edemez. Tabandan da ciddi bir destek olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, samimi olalım. Yani Sayın Sibel'in herhangi şahsi veya kişisel olarak değil ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne baktığımız zaman bizler dışarıdan görüyoruz ki Sayın Talat'a ciddi bir baskı vardı bu Cumhurbaşkanlığı konusunda ama ne olduysa bilmiyoruz. Herhalde o yönetim veya yönetimden birkaç kişi belki daha ağır basmış olabilir. Belki Sayın Sibel gerçekten çok heves etmiş olabilir. Yani bir şekilde aday olarak çıktı ama hep o tabandan o sizin aday olacağınız noktasında bir heyecanı biz dışarıdan izledik, gördük. Dolayısıyla hani Eroğlu'nun kazanması acaba CTP'de şimdi şöyle bir durum yarattı. İşte Talatçılar hani derler ya, bıyıklılar bıyıksızlar, Talatçılar Sibenciler, Özkancılar şey Talatçılar falan. Talatçılar ve Sibenciler yoktur. Hayır. Evet. Yoktur öyle bir şey. Yani, bu yüzden soruyorum. Partide yani, yoktur. Yani, Eroğlu'nun kazanması halde ne olur? Sibel için canla başla çalışan işte seçim bürolarında görev yapan insanlar Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde tümü benimle son derece yakındır. Benimle hiçbir sorunu yoktur hiç kimsenin. Evet. Parti içerisinde ve seçim kampanyasında yer alanların da yoktur. O yüzden yani işte Sibelciler, Talatçılar, Özkancılar falan diye bir şey yoktur. Ha eğer gün gele daha doğrusu bu noktaya gelmemek için ben zaten tavır aldım ve adım attım. Böyle bir şeyin olmaması için, böyle bir bölünmenin, böyle bir rahatsızlığın, parti içinde bir dalgalanmanın olmaması için ben kendim aday olmayacağımı ilan ettim. Sebebi de, en temel sebebi de buydu. Partinin yaşadığı sıkıntıları gördüm, yaşadım ve bundan dolayı dedim ki en hayırlısı benim aday olmamamdır. En hayırlısı partinin tespit edeceği ki büyük ihtimalle de Sibel Siber'di. Sibel Siber'in aday olmasıdır dedim ve ben çekildim. Dolayısıyla yani partide böyle bir şey yok. O zaman yani öyle olsaydı yarışırdık. Öyle bir şey olmadı partide. Yarış da olmadı. Dolayısıyla yani böyle bir sıkıntı şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde yoktur yani. Evet. Tabii o zaman şuradan şöyle bir de problem çıkıyor. Yani siz adım atmamış olsaydınız Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dağılma veya karpuz gibi ikiye bölünme riski çok yüksekti. Sıkıntı yaşardı. Daha sıkıntı yaşardı. O zaman piramidin tepesi çok fazla alt zemini bir arada tutamıyor gibi duruyor. Bilemiyorum. Yani ben böyle bir şey gördüm ve görünce de dedim ki benim için Cumhurbaşkanlığı değil, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin sağlıklı siyasi faaliyetini sürdürmesi önemlidir dedim ve o noktada böyle bir tavır takındım. Yani o yüzden ben bölünmenin adamı değilim. Yani böyle bir şey kimse düşünmesin. Evet, bir izleyicimiz esprili bir dille sormuş. Ben sizi de seviyorum, gazetenizi de seviyorum. Sorun bakalım Sayın Talat hangi gazeteyi okuyor? Ben bütün gazeteleri okuyorum. Evet. Bütün gazeteleri okuyorum. Epey zamanımı harcıyorum. Gazete sayısı çok fazla. Bu da sıkıntı yaratıyor. Gazetelerin haberlerinin önemli bir kısmı da tak kaynaklı şeylerdir, haberlerdir. Dolayısıyla normal bir gazeteyi okumaktan hızlı okuruz biz yerli gazetelerimizi. Ben tabii basınla ilgili farklı şeyler düşünürüm ama herhalde bu platform yeri değil, bir gün basın meselesini ayrıca konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Bizde 14 gazete var galiba. Evet. Ve
Örneğin Güney Kıbrıs'ta kaçtır bilir misiniz? Polit isimlerini. O kadar sayamam ama belki 8. Mahi. Belki 8. 8. 7-8. Daha fazla değil. Bizde 14. Bunun sebebi ne? Daha demokratik, daha özgür, bir o var. Belki ondandır, bilemiyorum. Belki de. Çünkü Güney Kıbrıs'ta çoğu defa demokrasinin böyle bir kabuk demokrasi olduğu ortaya çıktı. Yani şeyde bunu çok yaşadık. İşte 2004 yılında referandum öncesinde Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlanan Kıbrıs Cumhuriyeti yayın organlarının hiçbiri şeye yer vermedi. De Soto'ya, işte Verheugen'e, onların konuşma yapmasına ve Annan planını anlatmasına yer vermedi. Papadopoulos'un talimatıyla. Evet. Yani Papadopoulos talimat verdi, bütün gazeteler uydu. Bizde kim talimat verebilir bütün gazetelere? Var mı böyle bir güç? Bütün gazeteler aynı çizgide olabilir mi bizde? Olamaz. Güney'de olabiliyor ama. Ya da örneğin kuzeydeki şirketlerin reklamlarını yapmıyorlar ısrarla. Hiçbiri. Hiçbir şirketin reklamını almıyorlar. Ulusal açıdan. Yani onun için demokrasi konusu Güney Kıbrıs'ın bana göre nedir? Şaibelidir diyelim ona. Onun nedeni mi, onun etkisiyle mi oluyor bu, yoksa başka nedenleri mi var? Bunları incelemek ve irdelemek lazım. Evet. Ha tabii bu 14 tane gazetenin olması da ihtisaslaşmış gazetecileri engelliyor. Hiç muhabiri olmayan gazete var. Dolayısıyla da özel haberler son derece azdır. Çok şükür konu, bizim o konuda bir sıkıntımız konuyla var. İlgili uzman gazeteci az olduğu için derinlemesine analizleri yapamazsınız gazetelerde. Yani önemli bir ekonomik olay olur, anlayamazsınız ne olduğunu. Değerlendiremezsiniz. Çünkü onu değerlendiren ancak beklersiniz köşe yazarı birisi değerlendirsin de anlayasınız. Yani o işi bilen gazeteci çok fazla yok. Ya da örneğin dündü sanırım bir haber çıktı şeyde, Rum basınında. Dün değil, pazar gün bir haber çıktı. Ercan'dan uçan her vatandaş için Hermes diye bir yere, ne olduğunu da anlamadık, belli bir ücret ödenirmiş. Yani tazminat gibi. Ve bu devam ederse, Ercan'dan Kıbrıs Rumların uçuşu artarak devam edecekmiş. Nedir bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Bütün gazeteler yazdı bunu ama. Sorgulama yok. Hayır, sorgulama değil. Yani bunu gazeteler yazarken, ya bu ne demektir diye benim gibi düşünmedi mi yani? Düşünmedi demek ki. Aldı onu yazdı. Çünkü taktan geldi. Taktan geldi, aldı yazdı oraya. Ben anlamadım. 2-3 gazeteye baktım. Üçünde de aynı. Başka bir şey yok. Hep tamamen aynı. Ve ben konuyu anlamadım. Dedim ki belki birisi çıkar da bunu açıklar bize bir gün, ama ben hala anlamış değilim. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Talat bu güzel sohbet için. Süremizi açtık. Az sonra İngiltere'ye döneceğiz. Londra'da gazetelerin gündemlerinde hangi haberler var, onları aktaracağız. Son olarak herhangi bir mesaj vermek isterseniz onu da alabiliriz. Herkese efendim. Selamlar, sevgiler. Evet, peki, çok teşekkür ederiz. Efendim bizlerden ayrılmıyorsunuz. Az sonra tekrar birlikteyiz. Kısa bir ara veriyoruz.